Evet. Evet, bunu ben görmemiştim arkadaşlar. Evet, şimdi Hüseyin Bey avluya takoz çakıyor. Evet, ha. Evet. Takozu çakıyor. Evet arkadaşlar. Oh, vay be. Evet. Şuna da çak kardeşim. Bak, o da yerinden çıkmış. Dur, şu tarafa geleyim. Dur bir dakika. Dur, sen çekerken görelim ha. Heh, gördünüz mü arkadaşlar? Ha? Yerinden çıkmış Hüseyin Bey, şunu da çak. Lan ona vurma. Ona vursan yeriz onu ha. Evet, ha, gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Ertan, dipleri bunların ne kadar şey ya. Güm diye giriyor içine. Allah Allah. Hüseyin Bey, şu sağdakine de vur. Bir tane de ona vur Hüseyin Bey. Bu graf bu. He, tamam. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Senin takozları çaktı. Koy hayatı. Yerine koysun. Ya. Evet, bak. Köy hayatı gibi huzur var. Vallahi. Köy hayatı boktan bir hayat. Yok yok, değil. Hiç dedi. Yok arkadaşlar, siz Hüseyin Bey'e inanmayın. 10 numara. Bak, size samanlığı da göstereyim. Bunların şeyi nerede? Kocası nerede bunların? Niye? Bunların kocası nerede? Kocası bir karıların peşindeymiş. Hanımlarını. Gel. Kaç hanımı var bunların? Gel. 12 tane. Oy, 12 tane hanımı var. Vallahi horoz mu olmak lazım ya? Gel kanka, gel. Oh maşallah. Bak, babaları çağırınca nasıl geldi? Hoş geldin kanka. Ne haber? Ya senin bizde ne özelliğin var be? He? 12 tane hanım alıyorsun. Bizim ne suçumuz var ha? Kardeşim, benim ne suçum var benim? İşte. He. Azıcık yanaştı buraya. Doğru. Evet, ha, gel buraya Hüseyin Bey'e doğru gel. Bak kardeşim, sana söylüyorum bak. Bak, senin bir özelliğin var mı? He? Bizim ne suçum var? Bir daha ben de dünyaya geldim mi horoz geleceğim. Şuraya bak ya. O 12 tane hanım burada var. 12 tane hanım yanında var. Bu ne ya? Arkadaşlar, benim ise suçum var, benim. Ertan, bunlar burada süt mü içiyorlar? Hayır ama. He, niye? Yani sen mi yapıyorsun hayran? Evde yakımız, hani tüketemiyor. He, değil mi? Evet ya. E şey yap. Ben bunu köy hayatı filmlerinde izliyorum. Adam bunu süzme yoğurt yapıyor, dolaba koyuyor. Keş oluyor abi. Süzme yoğurt değil de keş oluyor. He, yap abi işte. Yengene gönder, eriştene gönder. Fazla oldu mu gönder, satalım. Süzme yap. Burası Ertan'ın samanlığı, evet. Tavanları da çekiyorum. Kuşmuş biri vardır, belki yumurta yapan vardır, evet. Bu da samanlık, görüyorsunuz işte. Ne alacak buradaki hayvanlar, ne alacak? Böyle bir saman. Evet, gördünüz mü? İşte bu 10 numara oldu kanka. Bir daha öt be. Bir daha ötsene. Kanka, bir daha be. Hadi. Hadi bir daha be. İşte arkadaşlar, o deminki yandaki horoz da burada da eniştem. Şimdi halam zaten kesmiş. Temizlemiş. Derin dondurucuya koymuş. Bir de Gerze'de Kiren köyünde vardı. Aptaloğlu köyünde vardı bir de İsmail dede. İsmail Sarısoy. Bir de onlarda da vardı. Baksana, güzelliğe bak maşallah. O da her gittiğimizde bir tane. Arkadaşlar, kavga etmeyin. Bak, hanımlar kavga ediyor. Bak, güçlü olan hanım küçük olan hanımı eziyor. Dur bakayım, şurada ne var ya? Onlar oraya gidiyorlar. Muhakkak orada bir yemek vardır. Bak, ne güzel ötüyorsun be. Ötmeyi de duydunuz arkadaşlar. Bak burada. İnsanlara her şeyi değerlendiriyor. Bak, burada derin dondurucu. Orada da havuz. Bunun içinde hem civciv besliyorlar hem şey. Bak, bu da tarlalarda traktörün arkasına baktırıp çekiyorlar. Evet, bakalım şurada ne varmış. Burada da tarlayı sürün. Evet, burada ne var? Burada bir şey yok. Samanlık. Burada samanla eşmeye gelmişler. Evet. Buna bu saban mı deniyor Hüseyin Bey buna? What? What? Bir dakika, dur. Evet, bunun içinde yavruları var, onda yavru yok. Evet, sabanmış bunlar da. Evet, bu da yan komşular. Ya ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyor bu ya? Hüseyin, baksana. Hüseyin, gitsene. Sana bir şey vereyim. Evet. Bunun adı ne? Ot topluyor. He, ot topluyor. Yok, bu durum o. Tarlayı... He, toprakları ufaltıyor. Evet. Ertan, şu ne yapıyor? Böyle şu yuvarlak. He, yok. He, evet. Oo, ot toplama be. Abi, örtünün altında
de bahçe çabalama makinası. Haa, o sen de aldın ha? Var da abi. He, bir tane de Hüseyin'e lazım. He. Oo, bu çok büyük ya, ben bunu kullanamam. Evet, yok abi. Yok, kullanamam değil, basit bir şey ya. Basit bir şey. Ya bizim bir arkadaş var, ha, Konyalı. Işte, karıcığın gönderdi. Haa, eyvallah, eyvallah. Sen de al. Ben yemem. Ertan'a ver. Yok, ben yemem. Sen yesin, ben yemem. Oo, baksana, yemem. Evet. Bunlar da bahçeye bak, görüyorsun bahçelere bak. Deliğin içinde ne var bak. Aha ne var dur görmedim dur bakayım. Yaklaşma oğlum yaklaştır. He yani şey gibi. Oo gördünüz mü arkadaşlar? Aha al işte size yumurta da görün. Belki bu yavru mu yap olacak bu? Ya. He işte bak. Allah sana yumurta. Yok, günlük yumurta. Yumurtlamışlar bak bu günlük yumurta bunları böyle yiyoruz. Evet şimdi gördünüz mü arkadaşlar bak yeni yapılan. Bak Ertan yapmış kazıkları hazır. Olmaz. Ertan bunları nereye çakacaksın? Bunlar tarlaya. Tarlaya. Devamlı çakıyorsun. Devamlı. Sınırlara avlu olarak hayvan korumak amaçlı. Anladım. Vallahi ne güzel ya. Her ağaç bir eline geçtim. Benim gibi. Buraya aklına gelmiş ha. Hangisi bak bu da ot toplama şey. Başka ne bakayım Hüseyin? Baksana nereye sormuş odunları. Burada ne var aşağıda? Bahçe. Bahçe. O boru nereye gidiyor Ertan? Aşağı arkadaki bahçelere gidiyor işte. Kullanılmayan bir bahçeye doğru. Neydi bak kullanılsın bu abi. Bu da palmiye ağacı işte. Hangisi? Ha bu. Palmiye ağacı bu da. Daha ama yaprakları yok. Daha çıkmadı. Evet arkadaşlar dev gibi ceviz ağacı. Bir şey beni kandırmaya yok, çalışıyor yok, ama. Yok yok bu palmiye ağacı bu. Evet. Ya abi içindik kanıtıysın. Ya yok be almayı. Beni kandırabilir mi? Bak arkadaşlar bak şu ceviz ağacı. Bu ceviz ağacı. Şu da bak şu da bir iki hepsi ceviz. Arkasındaki ne ağacı? Şu söyle incir. Bakalım. Arkasındaki ne ağacı? Ya söyle bakalım. Ona herkes yaprak başka falan. Bir şey söylüyor. Çınar. Söğüt. Çınar veya söğüt. Her bölgede ayrı ayrı diyorlar. Biri Karadeniz'de kara ağaç. Sizin burada söğüt. Ot biçmesini çektin mi? He? Ot biçmesi de yok demedin mi? Bak o ot biçmesi. He yok onu bilmem. Oo he maşallah. Patates sökme makinesi o da. Vay be evet bak arkadaşlar bu da patates sökme ot makinesi. Ot sökme mi? Biçme. Ot biçme makinesiymiş. Ama tabii bunu şimdi açamayız. İpler var ama zaten görmüşsünüzdür. Evet burada da fındık ağaçları var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak size doğayı al. Al bak senin çocukların adı neydi Ertan? Mehmet ve Mertcan. Bak kankalar. Bak babanız size söyleyecek. Abone olun. Bak evinizi, mutfağınızı, ağırınızı, samanlığınızı çektim. Bayramı da çektim. Bayram, Ramazan'ı da çektik ama ona isim koymamış babanız. Şey, pardon Ramazan değil ya ne ona? Dur bir kız ismi söyleyelim. Sürüma. Yok be kızmış. Bu tarzda kız ya. Ayşegül. Evet biri de Ayşegül tamam mı? Bak bir seyretmek istiyorsan bak babanız da burada. Selam söyle çocuklarına. Güle güle. Bana bakarak güle söyle ya. Güle güle, güle güle. Bak Mertcan, Mehmet. Bak gördün babanın seher sağlığı bu da bunlar Hüseyin abi. Evet bunlar da şimdi bak. Şu şişeleri bile değerlendiriyorlar. Kalsiyon şişesi bu. Evet bunu zamanda gençlikte içtik. Yok. Evet şimdi de biriktirdik evet. Şimdi de bu, bunun adı neydi bu kaptan? Ulan seni var ya vallahi o suratını yerim ha. Kaptan Bey. Kaptan Bey suratını yerim, yerim. Yerim hani Hüseyin baba? Aa bak gördünüz mü arkadaşlar Hüseyin baba nerede dedim bak Hüseyin'e geldi bak. Vallahi billahi evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Kaptan ben neyi çekeceğim? Hani çektim. Çektim ya. Evet. Evet arkadaşlar bu da eşek armutuymuş. Allah razı olsun. Ertan her sene bundan bize yedirir. Yanında da gene söğüt veya çınar ağacı. Evet. Bu da kaptanımız. Dur biraz kaptan öyle. Kaptan dur seni çekeyim. He. Biraz da beneyi çekeyim. Evet arkadaşlar 10 dakika daha çektik. Ahırımız, samanlığımız, odunluğumuz, manzarayı da çektik. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Allah herkese sağlık ve huzur versin. Bak arkadaşlar sağlık, huzur. Allah'tan başka bir şey istemeyin. Sağlık, huzur. Sağlık, huzur. Allah bütün hastalara şifa versin. Depremzedelerimize Allah yardım etsin. Bugün yine ayın 29'u yine deprem olmuş. Kahramanmaraş'ta çok üzüldük ya. Allah'ım bir daha verme ya Rabbi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.